Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte çok yakında tanıtılması beklenen iPhone 12 mini hakkındaki tüm detaylara yakından bakıyoruz. Öncelikle yeni iPhone'ların tanıtım tarihi netleşti arkadaşlar. Türkiye saatiyle saat 20.00'da yani 8'de ve 13 Ekim tarihinde bir aksilik olmazsa yeni iPhone'ları göreceğiz. İddialar ise lansmanda iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve bu videonun da konusu olan iPhone 12 Mini'yi göreceğimiz şeklinde. Gelin iPhone 12 Mini'de bizleri neler bekliyor bakalım. Öncelikle bu videoda söyleyeceğim şeylerin çoğu iddia ve sızıntı niteliğinde arkadaşlar. Ancak lansmanı bu kadar kısa sürede olan sızıntılar ve iddialar genel doğru çıkıyor. Mini adından da anlayabileceğimiz gibi iPhone 12 ailesinin en küçük üyesi oluyor. 5.4 inçlik bir ekrandan söz ediyoruz. iPhone 6'da terk edilen ve SE 2 ile birlikte herkesin bekleyip hüsrana uğradığı o köşeli efsane tasarımı yeniden görecek gibiyiz. SE'den sonraki en küçük tasarımlardan bir tanesi olacak mini telefon. Bunu belirtelim. Aynı zamanda birçok insanın da bu telefonu çılgınlar gibi beklediğini de hatırlatmak isterim. Neden? Çünkü telefonun hem boyutu küçük olacak hem de çentikli tasarımından dolayı ekranı bayağı büyük olacak. Yani küçük telefon, büyük ekran. Beklenen 5.4 inçlik ekran teknolojisi de yine Super Retina OLED olacak. Bu yönde iddialar var. Bu da tabii ki de fiyata dezavantaj olarak yansıyacaktır. Bildiğiniz gibi iPhone 11 serisine kadar ucuz olan modellerde LCD ekranı görüyorduk arkadaşlar. Burada abilerinden bir fark olacak. Tabii ki de ekran bazında 60 Hz'lik bir ekran bizi bekliyor. 60 Hz'lik bir tazeleme hızımız olacak. Şimdi biraz da kameradan bahsedelim. Yine iddialar ne yönde ona bakalım. Çift kamerayla gelmesi bekleniyor. Bir tanesi geniş, bir tanesi de ultra geniş açılı olacak ve bunlar tahminimce yine 12'şer megapiksel olarak karşımıza çıkacaktır. Smart HDR, gece modu gibi birçok iPhone kullanıcısının beğendiği özellikleri tabii ki de bu cihazda da göreceğiz. Özellikle gece modunun SE 2020'de olmaması birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti. Bence Mini'de böyle bir hata olmayacaktır. Gece modunu illaki göreceğiz. Peki donanım tarafında bizleri neler bekliyor? Tahminler burada Apple'ın tıpkı ekran tarafında olduğu gibi donanımda da bonkör davranacağı yönünde. 11 serisinde gördüğümüz A13 Bionic yerine tıpkı iPhone 12'lerin diğerlerinde de göreceğimiz gibi A14 Bionic chipset bizleri bekliyor olacak. 3.1 GHz'e kadar bir hız sunduğu söyleniyor. Tabii ki de piyasaya sunulana kadar bir söylenti olarak kalacak arkadaşlar. Lansmanda da bunun detaylarını göreceğiz hep beraber. İşlemci tarafında %17, görsel işlemci tarafında da %8'lik bir performans artışı olacağı söyleniyor bu chipsetle beraber. 6 fiziksel çekirdeğimiz 16'da bu Neural Engine dedikleri çekirdekten bulunacak. Bunların yanında görüntü sinyallerini iyileştiren yeni bir çekirdek olacağı da söylentiler arasında. Yine dediğim gibi lansmanda bunların detaylarını göreceğiz muhtemelen. Boyu küçük ama gücü yerinde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu telefonda 4 GB'lık bir RAM eşlik edecektir. Ayrıca yine depolama tarafında da 64'lü muhtemelen görürüz arkadaşlar. 128 ve 256 GB'lık modellerde olacak. Pil konusunda nokta atışı iddialar var arkadaşlar. 2227 mAh bir bataryası olduğu söyleniyor. Kağıt üzerinde düşük görünüyor olabilir arkadaşlar. Ancak tabii ki de öyle boşa sallayacaklarını da zannetmiyorum. iOS 14 ile birlikte de bir günü rahatlıkla çıkartabilecek bir pili bizlere sunacaklardır. Tabii burada ekranında önemli bir rolü var arkadaşlar. İşte ekranın çözünürlüğü ne olur, hertz'i 60 mı olur, 120 olur vesaire. Bunlar pile direkt etkili şeyler. Yine lansmandan önce tam olarak doğru bir şeyler söylemek yanlış. Hızlı şarj olacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda kablosuz şarj da destekleyecektir tabii ki de. Ancak bu sene çıkacak modellerde şöyle bir iddia var ki bayağı tartışıldı. Yeni telefonların içinden işte adaptör, kablo vesaire çıkmayacağı söyleniyor. Bunu da tabii ki de lansmanda yine hep beraber göreceğiz. Umarım böyle bir şey olmaz. Şimdi her şeyden bahsettik, telefona baktık arkadaşlar. Esas Zurna'nın zart notasına bastığı noktaya değinelim isterseniz, yani fiyatlara. Öncelikle Amerika fiyatının 649 diyelim ya da 650 dolar civarında satılacağı söyleniyor, iddialar bu yönde. Tabii ki de oldukça yüksek bir rakam, hele ki mini diye giriş seviyesi olarak tanıtılacak bir cihaz için. Peki bu fiyat bizlerde mini mi değil mi, ülkemizde nasıl satılacak, gelin bunun bir hesabını yapalım. Vergisiz olarak bu fiyatı direkt çevirdiğimiz zaman dolar kuru üzerinden videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 5060-5065 lira civarında bir rakama denk geliyor. Şimdi gelin vergileri eklemeye başlayalım. %1 Kültür Bakanlığı ve %10 TRT payını ekliyoruz. Daha sonra da telefonun fiyatı 1500 TL'nin üzerinde olduğu için %50'lik ÖTV dilimine giriyor arkadaşlar. %50 ÖTV ekliyoruz. Bir de bunun üzerine %18 KDV'yi ekliyoruz. Bunları yaptığımız zaman da telefonun fiyatı yaklaşık 9900 TL bandına geliyor arkadaşlar. Yani ben diyeyim 10.000 TL. Hesabı böyle yaptığımız zaman tabii ki de telefonun çok bir miniliği kalmıyor arkadaşlar. Ancak şu konuda da söylentiler var. Mesela iPhone 10 R'nin 128 GB'lığının Amerika fiyatı şu an tam olarak mininin çıkış fiyatına denk arkadaşlar. Yani
650 dolar civarında satılıyor. Türkiye fiyatına baktığımız zaman da yaklaşık 7500 TL, yine Apple'ın sitesini baz alarak söylüyorum arkadaşlar. Yani belki de iPhone 12 mini 650 dolara çıkacak, ancak ülkemizde 10.000 liraya değil de 7500 liraya satılacak. Bunlar da tabii ki de satışa çıktıktan sonra söyleyebileceğimiz şeyler, ancak günün sonunda telefon mini, hani kafada oluşturduğu imge de biraz farklı oluyor. 7500 TL bile birazcık fazla diyebiliriz. Son olarak fiyattan da bahsettiğimize göre artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte çok yakında tanıtılacak olan iPhone 12 mini'nin bizlere neler sunabileceğine baktık. Sizlerin fiyat tahminlerini ya da telefon hakkında fikirlerinizi de mutlaka yorum bölümünden bekliyorum arkadaşlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizlere yorum olarak aşağıdan iletebilirsiniz. Şurada beğen butonu var, ona basarak da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Hemen şurada bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenebilirsiniz diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.